Evet, örneğe baktığımızda iki tane silisyum diyot 10 voltluk bir kaynağı 0,33 kV bir direnç üzerinden paralel bağlanmış ve output I1, ID1 ve ID2 akımlarını soruyor. Diyotların ikisi de aynı tür silisyum. Öncelikle diyotlarımız iletimde mi kesimde mi, buna bakacağız. Anot uçları artı bağlı olduğu için diyotlarımız iletimde. Ve ikisi de uçlarında 0,7 volt gerilim tutacaktır. Öyleyse V output da bu diyot uçlarının gerilim olduğuna göre 0,7 volttur derim. Peki I1 akımını nasıl hesaplarım? R direncini dikkate alarak hesaplarım. R direncinin uçlarındaki gerilimi bulurum. Direnç değerine bölerim ve I1 akımını elde ederim. I1 eşittir. Bu uç 10 volt. Bu uç buradan baktığım zaman 0,7 volt. Öyleyse 10 eksi 0,7 bölü direnç değerim de 0,33. Buradan arkadaşlar 28,18 miliamper I1 akımını buldum. Peki ID1 ve ID2 akımları nasıl hesaplanır? Tabii ki buradan gelen 28,18 miliamperlik akım diyotlar birbirinin aynısı olduğuna göre ikiye bölünecektir ve ID1 o da eşittir ID2 28,18 bölü 2 o da eşittir 14,09 miliamper bulunacaktır. Evet, diyotların ikisi de silisyum olduğu durumda böyle. Peki diyotlardan birisi germanyum olsaydı sizce nasıl olurdu? Diyelim ki bu diyot germanyum diyot olsaydı. Bu durumda arkadaşlar bu germanyum diyotun iletime geçme gerilimi 0,3 volt olduğu için bu uçlardaki gerilim 0,3'e ulaştığı zaman germanyum diyot iletime geçecek. Silisyum diyotumuzun uçlarındaki gerilim hiçbir zaman 0,7'ye ulaşamayacağı için bu silisyum diyotumuz sürekli kesimde kalacaktı. Ve output gerilimimiz bu sefer 0,3 volt olacaktı. I1 akımımızı da 10-0,3 bölü 0,33'ten hesaplayacaktık. Ve ID1 akımı zaten I1 akımına eşit olacaktı. ID2 akımı da 0'a eşit olacak idi. Evet, umarım anlaşılmıştır. Devam edeceğiz.